İsmim Faruk Gökbulut. İstanbul dışında Karşı gelen Anadolu Osmanlı yakasında, Küçükyalı'da yaşıyorum. Kaç şiiriniz var? Dediğim gibi onun bir hesabını yapmadım ama 500'e aşkın şiirim var. Bunlar içerisinden bestelenmiş olanlar var, TRT'ye gitmiş olanlar var. Özellikle son dönemde bestelenmiş olan Aslı isminde bir şiirime yönetmen Erol Mermer bir klip çecek, onun da hazırlığı var. Eşime yazmış olduğum benim için çok özel olan bir şiir var, Can Özüm. Eşime ben Can Özüm diye hitap ediyorum. Bunu da büyük bestekarımız Amir Ateş besteledi. O da birçok konserde okunacağını düşünüyoruz. Böyle çalışmalarımız var. Peki en beğendiğiniz şiirleriniz hangisi? Şimdi söylemiş olduğum gibi Can Özüm eşime hitap ettiğim bir ifade olduğu için o özel bir şiir. Aksanbak ilk kitabımın ismine hitap olduğu için, ona isim babası olduğu için o özel bir şiir. Birkaç tane Aslı demin söylediğim gibi güzel bir şiir. Yine 3-5 gün güzel bir beste oldu. Türk musikisinde, Türk sanat musikisi bestesi oldu. Özellikle bestelenenler tabii kalıcı olduğu için bu isimler benim için önemli. Ama dediğim gibi her şiirim benim bir evladım. Benden dünyaya gelmiş bir parça olduğu için hepsi ayrı bir kıymete haiz ama bazıları öne çıkıyor işte. Peki yayınlanmış kitabınız var mı? Yayınlanmış kitabım Aksanbak olduğunu söylemiştim Emir. Yayına hazır olan iki tane daha eserim var. İkinci eserim Gül Kokulu Sevdalar olacak. Üçüncüsü Ezan Çiçekler Açarken Gel. Tabi bunun arkasını 4-5 inşallah takip eder. Ama şiirin ötesinde düz yazı da yazıyorum. Şu an üyesi olduğumuz Eskader Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmalar Derneği yönetim kurulu üyesiyim. Ona ait 3 tane sitemiz var. Eskader.net, sanatalemi.net ve medeniyetimiz.com diye. Orada da yayınlanmakta olan düz yazılarım da var. Sadece şiir yazmıyorum. Bizim büyüklerimizden öğrendiğimiz ve edebiyatın büyük şairlerinden geçmişine baktığımız zaman onların sadece şiirle uğraşmadığını, aynı zamanda nesirle de uğraştıklarını görüyoruz. Biz de bu düşünceyle yola çıkarak nesirlerim var. Taslak olarak planladığım iki tane romanım var. Henüz daha başlamadım, kaleme almadım ama kafamda şekillenmiş, kurgusu ortaya çıkmış olan iki roman düşüncesi var. İnşallah Allah öncelikle sağlık verirse onları da hayata geçirmeyi ileriki yıllarda düşünüyorum. Peki kitaplar kaç sayfa? Onu şöyle cevaplandıralım Emir. Kaç sayfa değil de birinci kitapta, bir ve ikinci baskıda, Aksanbağ'ın bir ve ikinci baskısında 127 adet şiir vardı. Üçüncü baskıda bunu 111'e düşürdüm. Tabii biraz daha şiirler gelişti, tahsis edildi, düzenlemeler yapıldı. İlk yazdığım halinden biraz daha gelişmiş oldu. Ama şöyle bir prensip koydum kendimce. Bundan sonraki kitaplarımın her birinde 111 adet şiir olacak. Şiir yazmak zor mu? Bu soru zor bir soru. Şiir yazmak şöyle zor değil. Yani şiir yazmanın bir metodu, bir şey yok. Hatta buna şöyle bir cevap vereyim. Benim şiirde ilk ustalarımdan bir tanesi Cemal Safi'dir. Onun şöyle bir ifadesi vardı. Bu düşünceyi ben de zamanında dillendirdiğim zaman sanatın her dalının bir okulu var ama şiirin bir okulu yok derdi. Yani musiki öğrenmek için konservatuvara gidersin, bir musikiçi nasıl olursun? Yazar olmak için yazı atölyelerine gidersin, yazar olursun. Ama şiir olmak için şiir okulu diye bir okul yok. Bu tamamen Allah vergisi, Allah'ın bazı kullarına hediyesi. Bu hediyeyi iyi değerlendirir. Şiiri öğrenmek için çabalarsan bu çabada nasıl olur? Bir kere büyük şairleri çok fazla okuyacaksın. Önümüzde bizim edebiyatımız çok zengin bir edebiyatımız var. Edebiyatımızda çok güçlü şairler var. Bunları kendine rehber edinerek okumalarını çoğaltırsan bundan sonra şairlik, şiir kabiliyeti gelişiyor.
ve belli bir zaman sonra büyük ustalar gibi kendi tarzını oluşturuyorsun. Sonuçta usta çırak işiyle öğrenilen bir iş bu. Ama başta söylediğim gibi Allah vergisi bir kabiliyet. Şiir okulu olmayan Allah'ın bazı kullarına bir hediye gibi sunduğu bir yetenek. Bunun için çok okumak, çok okumak, çok okumak lazım. Benim de 5-6 tane şiirim var. Bir de bir iki tane de öyküm, hikayem var. Güzel, bunu söylemiş olman sevindirici. Çünkü ben de ilk ödülümü aldığımda ilkokul 5'teydim. İlçemizde düzenlenmiş olan bir öğretmenler günü kompozisyon yarışmasında ödül almıştım. Ve o zaman yazmaya başlamıştım. Tabii o zaman çok bilinçli miydim? Değildim. Senin gibi küçük küçük böyle denemelerim vardı ama zamanla işte okumalarımı sıklaştırarak, çok fazla okuyarak şiir yazmaya başladım, düz yazı yazmaya başladım. İnşallah sen de ileride benim gibi, sana senin yaşında birisinin sorduğu soruya böyle çokça söyleyecek şeylerin olur. Ben de seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim.